Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Hocam hoş geldiniz. Ne var bu hurcun içerisinde? Bu işte bir şimdi yaz geldi artık. Kışlıkları getirdim burada dursun. Ne kadar iyi yapmışsınız. Sizin tabii kulübede artık yer kalmadı değil mi? Kalmadı. Naftalinledim de güzel. Evet, burada şu kameranın altında dursun. Merak etmeyin ben onu şu gardırobun üzerine koyarım. Orada o kameranın altında kirlenir. Şimdi bakıyoruz. Lavenir adlı bir. Lavenir mi? Allah Allah. Suvenir olmasın yani o hani hediye verirken suvenir. Hayır suvenirlerin çok olsun denir. Lavenir yazmış yani Fransızca sonuçta. Çevirisi de gelecek günler. Gelecek günler mi? Hı-hı. Öyle çeviri mi olur canım? Yani ben sonuçta eski bir frankofon olarak bu çevirinin çok doğru olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bu da sizin ne kadar eski bir frankofon olduğunuz hakkında bilgi veriyor. Filmin süresi 100 dakika. Ne diyorsunuz İdeal hocam? İdeal film süresine ulaşmış ender İnanılmaz filmlerden bir tanesi. İnanılmaz nadir bulunuyor. Bu filme derhal gitmeliyiz. Bir dram. İki. Hayır. Yani biraz üzüntülü bir film. O konusu da gitmiyoruz. Şöyle. Yok gideceğiz. Allah'ım çünkü 100 dakika üzülünür mü canım? Başrolümüzde Isabella Huppert var. Isabella? Huppert. Huppert mi? Aha. Allah Allah. Hiç de tanıdık gelmedi ama kimdi bu? Çok eskilerden sevdiğimiz Nasıl bir teyzemiz? İyi bir teyzemiz. Yemek yapar, elinde neler iş gelir. Hayır, görsel anlamda. Nasıl yani? Yani ne bileyim, gözler olsun, alın, burun, alın. Güzel bir teyzemiz yani. Orta yaşı biraz geçkince ne? Bu piyanoda falan oynamıştı. Piyano mu? Piyanist mi? Piyanocu mu? Evet. Şöyle evet. Oluyor. Bu şimdi teyzemiz bu filmde bir felsefe öğretmenini bizlere canlandırıyor. Niye? Bir felsefe öğretmeni var. Onu böyle bir takım büyülerle canlandırıyor. Esprileriniz de olmasa hocam. Yıllardır evli bu hanımefendi. Kiminle? Kocasıyla. Kocası diyor ki bir gün ajan ben Uzar Moreno diyor. Ben Uzar Moreno. Yani bizden öğrenmiş sanırım. Azuçar Moreno'dan. Evet. Ayrılacağım senden diyor. Ondan sonra ayrılırsan ayrıl defol diyor o da. Ve bu da kalkıyor bizim Cenk ablamıza mektup mu yazıyor? Yani öyle yapsa yeridir ama değil. Teyzemiz bu durumda çok şaşırıyor. Ya ben şimdi ne yapacağım? Şimdi hani yani ulan, you know. Şimdi bak para da azaldı falan gibilerinden bir felsefe öğretmenine yakışmayacak felsefeler yapıyor. Gerçekten de ben de hiç yakıştıramadım. Daha sonra da kendisi muhtemelen yepyeni bir hayata doğru adım atıyor filmin sonunda. İşte zaten bunu görmek için gideceğiz. Evet gerçekten harika bir film. Şimdiden eleştirilerinizi duyabiliyorum değerli hocam. Peki neticede ne oluyor? Yani o neticeyi öğrensek de hani boşu boşuna hayatımızın 100 dakikasını o filme giderek harcamasak. Yani bana sorarsan genç bir tane bulacaktır. Oradan teyzemiz devam mi edecektir. Tabii. Amcamız da genç bir tane bulur canım. Ne amcamız olacak? Muhtemelen genç bir tane buldu da uzuyor zaten. O yüzden mi uzuyor? Teoridir tabii. Ne olacak başka? Allah Allah. Bu erkek milleti yok mu erkek milleti? Değil mi değerli hocam? Evet. Beni biriyle karıştırdın sanki. Cenk ablayla karıştırmış olmayasın. Yok canım. Hiç alakası yok. Hiç benzerliğiniz bile yok değerli hocam benim. Var mı başka bu filmle ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa elinizi öpeceğim hocam? Var. Buyurun. Şunu demek istiyorum. Harika bir film. Çok teşekkür ederim. Müebbet Muhabbet. Bir ilham pirisi gibi hocam yine stüdyoya geldi hocam. Efendim çok mersi, çok naziksiniz değerli üstadım. İlham pirisi dedim çünkü sizi görür görmez aklıma önümüzdeki programda bornoz sevgisi yapmak geldi. Ne dersiniz? Bak bornoz sevgisi gerçekten benim de uzun zamandır size söylemeyi istediğim ama bir türlü cesaret edemediğim bir sevgi. Hiç tamam, öyle şey olmaz önümüzdeki hocam. Programda bornoz sevgisi yapalım değerli buraya hocam. Buraya hemen notumu Üstadım. Alıyorum. Bornoz sevgisi. Hocam o zaman hemen ben de buraya notumu alıyorum. Evet. Bornoz. Noz da ekleyin oraya. Noz. Evet. Burun sevgisi yapacağız. Şimdi hemen bu hafta o zaman bakıyorum şemsiye şeklinde şeker evet, sevgisine kağıt geçebiliriz. Kağıt elma sevgisinde sıra. Bu notları aynı anda alıyoruz ama farklı zamanlarda okuyoruz sanırım. Hocam sizi
Bakayım ilk tanıdığımda bizi kim tanıştırmıştı? Benim üniversitedeki profesör hocam tanıştırmıştı. Acaba ömür törpüsü olun diye mi şey yaptı? Çünkü devamlı yanlış sevgiden bahsediyorsunuz. Yok, öyle bir şey yapmamıştır. Ben tanırım kendisini. Çok değerli bir arkadaşımdır. Kendisine buradan selam söyleyeyim İlhami Bey. Neyse. Şimdi şemsiye şeklinde şekerler şemsiyeye benzemeleri yüzünden bu şekli almışlardır. Kağıt helvalar da kağıttan yapıldıkları zannedilen helvalardır. Ancak maalesef kağıttan yapılmazlar. Sadece kağıda benzedi. Nasıl ki şemsiye şeklindeki şekerler şemsiyeden yapılmıyorsa kağıt helvalar da kağıttan yapılmazlar hocam, sevgili dinleyiciler. Demin bahsettiğimiz İlhami profesörün sizin o cevap veremediğiniz dandik imtihan kağıtlarını buruşturup al sana kağıt helva yaptım diye fırlattığını az görmüş değiliz. Vallahi yani. Vallahi İlhami Bey'in sizin hakkınızda söylediklerini ben burada milletin önünde söylemeye İlhami Bey, ilgilim varmaz. Şöyle söyleyeyim. İlhami Bey profesör olduysa benim sayemde olmuştur. Yoksa bırakın İlhami profesörü. Bey sizin hocanız ne kendisi, profesör? Gidip bir herhangi bir yerde bir iş bile tezgahtar bile olamaz ondan. Yani öyle söyleyeyim. Yani anladım. Bütün bu söylemleriniz de kayda geçiyor bu arada. Neyse. Sırf kağıt helvadan bahsetmeyelim diye böyle milletin şeyini almayın, ahını almayın değerli şimdi hocam. Şimdi şemsiye şeklindeki şekerler hocam. Şimdi şemsiye ile ilgili o meşhur sözü size hatırlatmayayım. O açılmayla ilgili beni delirtmeyin burada hocam. Kağıt helva ile ilgili şemsiye, bir söz yazabilirim eğer isterseniz. Çok daha ağırlı yazarım ama. Şemsiye şeklindeki şekerlerimizin. Asıl benim sen beni delirtme. Asabımı bozuyorsun. Şimdi bak terbiyesizlik yapma. İtme. Ya ne itmeyeceğim ya, bırak çek, iteceğim tabii ki. Ne itiyorsun? Şemsiye şeklinde şeker de neymiş? Kağıt helvayı sevmeyen şemsiye şeklindeki şekeri nasıl sever? Sen kağıt helvayı bile sevmezsin. Bırak ya, bırak mikrofonumu, çek şöyle elini. Allah Allah be, şemsiye şeklinde şekermiş. Ya sus, hala konuşuyor ya. Ya kağıt helva sevgisini yapacağız ya da burada şemsiye şeklinde şeker demeyeceksin. Sus, kapatacağım ağzını şimdi, ağzına yiyeceksin mikrofonu. Ya bırak Allah aşkına, ver bakayım şu mikrofonu da bana. Sen kimin mikrofonu, kimin ağzına? Kapat çeneni diyorum. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Suffocated Press haber ajansımızla karşınızdayız. Cemal muhabirimiz Cenk, dünyanın neresinde olduğunu tahmin edersek bize son derece önemli hediyeler verdiğini, vereceğini ve çok daha güzel şeylere yelken açacağını taahhüt etti. Hemen tahmin ediyoruz. Amerika'da ve NASA'da. Cenkciğim merhaba. Alo. Cenkciğim merhaba, nasılsın? İyi vallahi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyor da bizim teknik ekipteki çocuklar? Hepsi gayet iyi. Umarım sözünü unutmamışsındır. Harika bir hediye bekliyorum. NASA'da mısın şu an? NASA'nın biraz dışındayım yani. O yanında bir tane market var, oradayım. Market ama Amerika'dasın deseydin, değil mi? Amerika'dayım da bilemedin yine. Bildim. Yok, NASA'da değilim, yanındaki marketteyim kardeşim. Değişim var markette, NASA'nın yanında işte market mi oldu? Ara verdik. Ondan sonra şu Mars'a nasıl gideriz ederiz onu konuşuyorduk da bizim çocuklarla, dedim bir ara verelim. Allah Allah, niye Mars'a yani taktılar şimdi de Mars'a gideceğiz. Ne var Mars'ta? Başka ya, hayat bile gideceğiz oğlum? Mars'a gitmeden Satürn'e gidebilir miyiz? Sen de abuk sabuk konuşma ya. Ne işiniz var ya, oturun oturduğunuz yerde, hayret Allah bir şey. Allah. Milletin bu kadar işi gücü var. Şimdi bir de oraya gidince bir tane biz tuğla yapmaya çalışıyorduk. Çünkü ben dedim bir oraya gidince bizim çocuklar şey yapmasınlar dedim. En önemli şey, ormanda bile kalsam barınak dedim. Barınak işini çözmek lazım dedim. Abi dediler, doğru söylüyorsun. Bunlar sana peki daha önce ya abi Mars'a gideceğiz, ne götürelim bir türlü karar veremedik falan diye bir soru mu sordular? Yo, ne alakası var? Yani ne bileyim yani, orada şunu yapın bunu yapın diye emirler yağdırıyorsun. Ben şimdi bunu baştan beri dizayn eden benim, çünkü Mars'a nasıl gideceğimizi biliyoruz. Ondan sonra nasıl inileceğini de biliyoruz. Fakat nasıl döneceğimizi bizim çocuklar bulamıyorlar da. Bir gün ben dedim yani çocuklar dedim, orada bir sürü karbondioksit var. Orada bizim çocuklar sıvı yakıt yapsınlar dedim orada. Bir süre konaklasınlar. Konaklamak için de yanlarına tuğla muğla bir şey verelim orada dedim. Halletsinler işi. Peki geri dönmeleri şart mı? Zaten 4 yıl gidiş. Bir 4 yılda dönüşü var. Yani o bence şey olmaz yani, kimse binmez o mekiğe, söyleyeyim. Yani ben dedim yani kendini feda edecek olan astronot varsa bu gidecek olan mekiğe bir tane dönüş yakıtı yükleyelim. Bunlar gitsinler orada kalsınlar. Bir sonra giden arkadaşlarının dönmesini sağlarlar hiç olmazsa dedim. Ya da, hiç kimse gönüllü olmadı. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz yani, bir tane şoför astronot belirleyip onları Mars'a bırakıp geleceğim abi 2 dakika falan şeklinde sefer yapsın diye düşünüyorum. Yanlış şeyler düşünüyorsun yani. Yine olmadı hani. Evet. Hayır, bu çocuğu boşu boşuna Mars'a indirmezsiniz hani. Yok, bir de zaten şimdi şeyi de konuşuyoruz. Şimdi bu mekik çok ağır oluyor yani, acaba diyorum.
Bunlara koltuk koymasak da bizim çocuklar ayakta mı gidip gelseler? 4 yıl. Ha, sonuçta ağırlık yok ya, uzay orası. Yani ayakta durur gibi hissetmeyecekler. Ha, yani tutunacakları böyle bir tutamaç bizim metrolardaki şeylerden olacak. Tutamaç mı? Değil de yani ip gibi bir şey yaparız çünkü tutamaç da ağır. Yani o mümkün olduğunca hafifletmemiz lazım o mekiği. Adamları göndermeyin. Ya da cıbıl falan gitsinler madem. Ya kardeşim ben sana bunları fikir üret, muhteşem zekandan bizi faydalandır diye anlatmıyorum. Haber olsun diye anlatıyorum ya. Sen... Tamam da olmuyor haber ya. Hadi hiç bilmiyorsun ama sen ya. Ama ya tamam da Allah sen Allah. NASA'ya akıl veriyorsun da ben akıl veremeyecek miyim Allah kahretsin. Sen kendini benimle bir tutma kardeşim. Kimle bir tutacağım? Senle bir tutma, sen, onunla bir tutma. Sen kendini, sizin orada bir tane koltuk falan vardır, onunla bir tut. Hadi yavrum. Onunla hadi. Zaten bir tutuyorum hadi, şu an. Üzerindeyim. Büyüttükçe büyütüyorsun. Hadi. Cenk'im kalbimi kırıyorsun, hadi ödemeyeceğim kardeşim, paranı. Bak ödemeyeceğim. Var, var. İyi tamam, peki ne yaparsan yap, bana ne ya. Müebbet muhabbet. Aa, aynısını yapıyor ha Conan. Maşallah çok gelişti ya. Kocaman olmuş. Çok gelişken. Nereden çıktı bu yürecekçiyim? Nerelerdeydi? Yaz geldi ya gene. Bataklık? Şey yaptım. Bataklıktan geldi. Gene beni yiyor. Conan gel bakayım. Kon dilimin ucuna. Yavaş, yavaş, yavaş bir yere çarpacaksın sonra şimdi. Sonra işte çarpıp eziliyor. Hayret bir şey ya. Neyse, uzun ömürlü çıktı bu. Kaç sene yaşıyor acaba bunlar? 50-60 yıl yaşarlar. Kaplumbağalarla aynı. Gerçekten ilginç. Evet, sevgili dinleyicilerimize yine bir gorgonumuz ve bir ergen gorgonumuz Ergon'la karşılık vereceğiz Jack Chip. Sporgon ya da devamlı sürçtüğü için sürçük gorgon da diyebiliriz. Sürçük. Aslında güzel isim. Sürçük Gorgon. Bundan sonra senin ismin. Tamam mı Ergon? Evet, bakalım ne diyor. Ek kadınlarda ne? Ek kadınlar. Ek kadınlar ya da ipek kadınlar da diyor olabilir. Ek kadınlarda yine dünya. Başta yani konuşmaya başlarken şeye basmamış mı? Basmamış. Önce konuşmuş, ondan sonra Rejord'a basmış. Ek kadınlarda dünya bir numarası ABD'li tenisçi Serena Williams. Pek kadınlar, yani bunlar artık çok... Pek kadınmış, evet, bravo. Evet. Ya da ipek kadın olabilir başını kestiyse. Doğacak tek bebeği için duygusal bir mesaj yayınladı. Doğacak bebeği için mesaj yayınlamak ne demek yahu? Kime yayınlamış yani, çocuğa mı mesaj göndermiş yıllarca yoksa? Yıllarca bam güm gelen bütün toplara elindeki raketle vurursan yapacağı olacağı budur neticede. Top kafasına gelmiş diyorsun. Williams Instagram hesabında yaptığı paylaşımda bana bilmediğim bir güç verdi. Bu bilerek mi yavaşlanıp hızlanıyor? Ne oluyor? Ne oluyor sürçük? Sanırım Serena Williams'ın attığı toplardan biri de bizim sürçüğün kafasına gelmiş olabilir. Zira biraz orada baygın okuyor. Bak şurayı hemen bir kez daha dinleyelim. Yaptığı paylaşımda bana bilmediğim bir güç verdi. Ya bu kadar işini ciddiye almayan lalet tayin bir insan hayatımda görmedim. Skandal. Kovuyorum bu sürçüyü. Gerçek huzur ve sakinliğin ne olduğunu öğrettin. Serena Williams da yani sanırım ilkokul yıllarını pek iyi yaşayamamış tenis kariyerinden dolayı. Tenisi o yıllarda başlamış. Yani daha ilkokuldayken vaa diye bağırıyormuş sınıfta. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Aha, sana diyor Cenk'ciğim. Gelecek yıl tribünden beni izleyecek olmandan mutluluk duyuyorum dedi. Allah Allah. Daddy diye bitirmesi. Daddy yani sanırım baba anlamında. Babası yani çocuğun babası bizim gorgonumuz olabilir diye düşünüyorum. Bu gelecek yıl tribünden izleyecekmiş çocuk, yani daha bir yaşındaki çocuğu tribüne sen koyacak. Ne kadar annesin, tribüne koy orada, evet. Düşsün, bağırsın çağırsın, altını şeye versin bence, hakem var ya zaten yukarıda bir yerde oturuyor bu tenis hakemleri. Ağlayınca da ona versin böyle, ağlayınca hakem alır bir saniyeden maçı dakika durdurup buyurun emzirin der, oraya da bir tane emzirme kabini yaparlar. Ama hakem çocuğa bakmaktan aman ne şirin şey bu demekten nettir, faüldür, bunları görmeyecektir. O yüzden olmaz diye düşünüyorum. Ama top toplayıcı çocuklara verilebilir. Olmaz canım, ufacık çocuğa. Çocuk mu emanet edilir? Ne kadar güzel bir anne edasıyla konuştun. Evet, yani yine hiçbir harika şey ifade etmeyen, evet, az olsa hiçbir yere olmayan dandik bir haberle karşımızda. Serena Williams doğursan olur, doğurmasan olur. Bize ne ya Allah'ım yarabbim. Müebbet muhabbet. Sevgili dinleyiciler, İnsan vücudu bir derya
Ve işte o deryayı bizlere tanıtan, o deryayı tedavi edip son derece temiz bir deniz haline getiren bir sevgili tıp doktorumuz Turbo Cenk'le birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhabalar Turbo Lava. Al bakalım apandisti, bu sefer ben alacağım diyordun. Al sana apandisti. Çok teşekkür ederim. Alıyorum bunu. Al. İlk kez hayatımda apandisti alıyorum. Daha önce sana bir apandisti veren olmadı mı? Hayır. Şimdi hocam nasılsınız? İyiyim. Şu bir dakika, şuraya da bir şöyle diktik miydi? Evet, bunu dikelim. Burayı da ben söküyorum. Burası olmamış. Burayı bir daha dikeceğim. Dik orayı. Sen dikiş mi diyorsun zaten o yaptığın şeye? Yani ne bileyim canım, yani sonuçta çok yapmıyorum sizin gibi bu işi. Şimdi bugün biraz dahiliyeci olayından bahsedelim istiyorum. Dahiliye, evet, hepimizin merak ettiği ve sürekli Allah Allah ne ola ki bu dahiliye mütehassısının görevi, evet, şeklinde sorduğu bir bölümdür. Dahiliye vücudun üzerinden vücudun içini görebilen süper kahramanlara verilen bir ad, dahiliyeci. Dahiliyeci vücudumuzun dahilinde, yani içinde neler olduğuyla ilgileniyor sanırım. Evet, ama birazcık diğer doktor arkadaşlarına maalesef haksızlık etmiş oluyor. Çünkü mesela geçenlerde de tartıştığımız gibi kulak, burun, boğaz, yani vücudun bir tarafını zar zor kapmış. Evet. Bu geri kalan bütün her tarafının koskoca dahiliyeyi. Ne varsa dahiliye, yani dalağımız da orada. Ona bakarsan bademcik falan da vücudumuzun dahilinde, dahiliye. Yani beyin bu durumda de öyle. Vücuda dahil olan her şey olduğu zaman ellerimiz de vücuda dahil. Yani o yüzden bu kadar genel branşlar gerçekten olmadı. Haksızlığa yol açıyor. Evet, çünkü lalet tayin oluyor. Yani lalet tayin dahiliye gibi bir tamlama yapmak gerekir. O da olmaz. Bir de insan her organdan anlamaz. Yani bir kişi bir organa baksın. Evet, yani gün gelecek zaten bu doktorlar arasındaki savaş bu şekilde şey olacak. Ve dahiliye gittikçe küçülüp mesela işte şey olacak. Mesela artık gastronomi diye bir şey var. Sırf mideye bakıyor adam. Biraz da bağırsaklara bakıyor mesela. Peki mesela bir gastronom. Ya da gastronot mu demeliyim? Evet. Bir gastronot aynı zamanda dahiliyeci olarak da adlandırılabilir mi? Adlandırılamaz, çünkü o kendini biliyor. Yani ben böbreklere karışmıyorum ajan diyordur. Yani kim ne yapıyorsa yapsın. Peki mesela kardiyolog var. O da dahiliyeci sayılmıyor o zaman. O da sayılmıyor. O da sadece kalple ilgileniyor ama dahiliyeciye bir şey kalmadı. Ama şimdi dahiliyeciye gittiğin zaman ben hepsine bakıyorum falan. Bir havalar, bir tavırlar. O zaman diyorsun kardiyolog var. O sırf kalple ilgileniyor da. Ben seni yani gerekirse ona gönderirim. Kala kala bu dahiliyeceği yine böbrekler, işte iki tane ciğer, ondan sonra bir dalak, pankreas falan, onlar kalıyor. Ben sana söyleyeyim, bu şımarıklıkla dahiliyeciye kala kala mide boşluğu kalacak. Elinde koskoca bir boşlukla yaşlanıp gidecek o dahiliyeciler. Ama o da kalmaz hocam, çünkü o da gastronotlara kaldığına göre sonuçta dahiliyecinin elinde kala kala bence apandisit kalacak. Gastronom mide boşluğu ne yapsın canım? Midemizle ilgileniyor adam. Canım midemizin içerisindeki boşluğa bakmıyor mu? Hayır, midemizin... Midemizin üzerindeki bir boşluğa dalan dostlarımıza gastronot diyebiliriz. Zaten astronotu da andırıyor. Onlar da boşlukla uğraşıyorlar. Onlar da boşlukla uğraşıyorlar. İyi. Sen bir tıp fakültesine öğretmen olsana. Olurum valla. Yani direkt dışarıdan ders verebilir miyim? Verebilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Benim elinizi öpeyim. Ders verilir diye. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet.